...manşete hoş geldiniz. Çanlar statiko için çalıyor. Bu sadece ekrandaki görüntüleri kastederek yazdığım bir KJ değil. Diyarbakır dün gece kayyıma karşı, kayım politikasına karşı Diyarbakır halkı ayaktaydı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdüler. Neden ayaktaydılar ve neden böyle bir tepki vardı? Onu anlatacağım. Fakat çanlar statiko için çalıyor derken Dediğim gibi tek bugün ele alacağım konu bu değil. Avrupa Parlamentosu seçimleri oldu ve dengeler değişti. Belçika'da başbakan istifa etti, bıraktı. Hollanda'yı, Avusturya'yı etkiledi, İtalya'yı etkiledi. İtalya'da başbakan zaferle çıktı. Ee, Avrupa Parlamentosunda en güçlü Meloni'nin partisi, en güçlü üçüncü ülke durumuna geldi İtalya. Fransa'da Macron ay sonu parlamento seçimlerini yenileme kararı aldı ve elbette Almanya'yı etkiledi. Bu dengeleri değiştirecek bir konu. Gerek Avrupa Birliği gerekse Avrupa yakın geleceği açısından. Bunun nedenlerine ve elbette olası sonuçlarına bakacağız. Meseleyi sağ sol açısından epeydir değerlendirmiyorum ve bu şekilde değerlendirmek de doğru olmaz. Dolayısıyla o sağ ve solun önüne aşırı kelimesini de koymuyorum artık. Çünkü Ortada bir milli irade var ve bu milli irade bir biçimde tecelli ettiyse i̇şte bunun nedenlerine bakmak gerekiyor. Değilse siz de küresel medyanın ya da e, statükocu medyanın unsurlarından, aparatlarından biri olursunuz. Tıpkı Türkiye'de kayın politikasına ses etmeyen medya gibi. Soluyla, sağıyla, muhalifiyle, yandaşıyla. Gazze'de İsrail dört rehineyi kurtarmak için yüzlerce Filistinli'yi öldürdü. Ve yine küresel medya, batı medyası o dört rehine üzerinden, dört rehinenin kurtarılması üzerinden olayı gördü. Yitip giden, ölen, binlerce ölüme eklenen yüzlerce yeni ölümü, kadını, çocuğu, bebeği görmedi. Fakat işine geldiği gibi bakıyor dünya, işine geldiği gibi ele alıyor. Evet Türkiye'de böyle başlıklar atıldı. Dört rehine için yüzlerce insanı öldürdünüz diye. Fakat öbür tarafta bir kayın politikası söz konusuysa, Herkes susuyor, herkes işte terörler arana mesafe koy, onlar da işte efendim haklarında soruşturma varmış, neden aday gösterilmişler falan gibi bildik ezberleri tekrarlıyor. Bunu güvendiğiniz, inandığınız yayıncılar da yapıyor. Takip ettiğiniz muhalif güya, muhalif düşünceli diye e, arkasına düştüğünüz, görüşlerini takip ettiğiniz yayıncılar da yapıyor. E canım hakkında soruşturma varmış, demokrasinin kılıcı gibi başında sallanıyormuş. E neden adayı gösterdi ki o zaman? Dem Parti de boşuna kaşınıyor. Ya böyle diyenler var. Bu cümleleri kuranlar var. Bu cümlenin ne derece sığ ve ne derece sahadaki gerçeklerden uzak olduğunu anlatmaya çalışmak da nafile esersen. Kendi de biliyor. Kendi de biliyor. Ama durum böyle. Şimdi Diyarbakır'ı konuşalım. Diyarbakır'da. 2019'da belediye başkanı seçilen Selçuk Mızrak'la hakkında soruşturma var mıydı? Yoktu. Bir hekim. Tıp hekimi. Yoktu. Aday olunca ve seçileceği anlaşılınca hemen seçimlere birkaç hafta kala bir soruşturma gizli tanıklar şunun bunun üzerinden başlatıldı düzmece. Sonra o tanıklar da patladı. Söz konusu iddialar doğru çıkmadı ama ne çare hemen seçilir seçilmez 2019'da 1 Nisan'da 2 Nisan'da yazılar yazıldı ve çok da fazla uzatmadan aldılar ve cezaevine koydular. Şimdi Edirne cezaevinde Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı olarak yatıyor o gün bugündür. 5 seneyi geçti. Mesela o değil yani. Yani iktidar parmak sallıyor, iktidar sopa gösteriyor ve arkasından herkes hizalanıyor. Mesele iddianame de değil. Mesele artık savcı da değil. Mesele artık yargılama, yargılamanın konusunun ne olduğu da değil. Şimdi Ahmet Türk açıklama yaptı geçtiğimiz hafta Hakkari'ye kayyım atanınca. İşte üçüncü kez böyle bir yanlışlığa başvuracaklarını düşünmüyorduk. E ben düşünüyordum sen nasıl düşünmezsin? 80 küsur yaşında Kürt bilgesi. Fakat enteresan yani ortada hiç böyle bir emare yokken nasıl böyle bir şeyi düşünmezler? Ki Ahmet Türk semboldür. Yani boşuna bu örneği vermiyorum. 2014'te aday oldu, kazandı, kayım atadılar. 2019'da aday oldu, kazandı, kayım atandılar. 2024'te aday oldu, kazandı, şimdi gene kayım atanacak belediyeler listesinde adı var. Ki zaten Kobani davasında 10 yıl ceza ve hapse çarptırıldı. Kobani işte Mayıs ortasında sonuçlandı. Kobani davası kararları açıklandı hatırlayın. Yani bu insan üç kere aday gösterildi seçildi Mardin Büyükşehir'e Ahmet Türk'ü bahsediyorum. Şimdi üçüncüsünde gene kayyım yok. Fakat her defasında da Yüksek Seçim Kurulu aday olabilir dedi. Adaylığına vize verdi. Yani anlatabiliyor muyum? E, yani Yüksek Seçim Kurulu kanuna bakarak adaylığına vize verdi. İktidarsa enteresan bir biçimde hukukla yürüyor. Şimdi kanunla hukuk arasındaki farkı birazdan Erdoğan'ın laflarıyla anlatmaya çalışacağım. Yani haliyle yargıda davası olmayan aday gösterilmeseydi neden bile bile aday yaptınız falan hikayedir bu. Mesela o değil yani ayrıca Kürt siyasetinde hakkında soruşturma açılmayan kaç kişi var yahu? Kaç kişi var? Diyarbakır örneğini biraz evvel verdim. Hakkında soruşturma açılmamış ya da siz Soruşturma açtınız ve düzmece bir dosyayla görevden aldınız. Şimdi e, Diyarbakır ayakta neden ayakta? Diyarbakır'da halk neden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne işte ellerindeki telefon ışıklarını falan sallayarak yürüdüler? Dün gece şundan Yeni Şafak gazetesi Kandil Diyarbakır'a kayyum atamış başlığıyla birinci sayfadan bu haberle çıktı. Diyor ki PKK eş başkan sistemiyle yönetilen DEM Partili belediyelerden Diyarbakır'da paralel yönetim oluşturdu. Tüm daire başkanlıkları PKK gölgesi altında terör örgütü belediyenin tüm kaynaklarında söz sahibi isimleri filan da vermiş. Şuraya şu atandı buraya bu atandı ve bu işte PKK'nın telkiniyle atandı diye. Ondan dolayı Diyarbakır halkı dün sokaklara çıktı. Ve işte şu açıklama yapıldı Diyarbakır e, belediyesi tarafından kayın borsası iş başında yeni şafak demokrasiye operasyon çekiyor diye. Şimdi CHP ilk e, geçen hafta yani ilk daha doğrusu 2 Nisan'da Van'a kayım atandığında önceki döneme göre daha güçlü bir tepki vermişti ama hak, Hakkari'de böyle olmadı. İkinci gün CHP'ye Hakkari'ye gitti yarım saat valiliği ziyaret etti 10 dakikada Dem Parti'de durdu sonra da ilk uçakla geri döndü yürüyüşe, protestoya falan da katılmadılar. Ve şimdi bakıyorsunuz açıklamalara, Özgür Özer'in Ekrem İmamoğlu'nun falan sade suya tweet, tweet atmaktan veya iki cümle idari kelam etmekten öteye gitmiyor. Yani 2 Nisan'da evet Van'da güçlü bir tepki verildi ama 10 Haziran'a gelindiğinde geçen hafta bu hafta itibariyle 2 ay sonra o duygu, seçim rüzgarı falan değişmiş durumda. Yani iktidarla muhalefetin barış çubuğu tüttürdüğü, Meral Akşener'in saraya çıktığı, yarın Erdoğan'ın CHP'ye iadeyi ziyarette bulunacağı günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla da Erdoğan bu ziyaretlerle veya bu randevularla gündemi kitledi kendine. Kimse de onun aleyhinde bir şey söylemiyor, söylemek de istemiyor. Durum bu yani buraya evrildi. Bakın Erdoğan tekrar Diyarbakır görüntüleri eşliğinde söyleyeyim. Erdoğan Hakkari'ye kayım atandıktan sonra 5 Haziran'da yaptığı açıklamada mühim bir cümle sarf etti yargı kanunu değil hukuku konuşturmuştur dedi. Bakın bu laf sıradan Erdoğan'ın prompterına yazılmış ona okutulan bir laf değil. Erdoğan onu spontan da söylemedi. Yargı kanunu değil hukuku konuşturmuştur. Biraz evvel Yüksek Seçim Kurulu kanuna bakarak Ahmet Türk'e adaylık vizesi ve DEM Partili adaylara adaylık vizesi verdi derken bunu kastettim. Sonra hukuk devreye giriyor. Şimdi hukuk derken hepsini tırnak içinde söylüyorum. Şimdi bu esasen Hitler'in propaganda bakanı Göbels'in felsefesi. Onun felsefesinde iki üç şey var. Bir, hukuk siyasal liderle hizmet etmelidir der. Hukuk siyasal liderle hizmet etmelidir. İki, führer yani lider yani Türkiye'ye çevirin reis en üstün yargıçtır. Üç, her yargıç Führer'e yani reise sadakatle karar vermelidir. İşte şu bu nazi politikasıdır. Erdoğan bunu söyledi. Yani dedi ki yargı kanunu değil hukuku konuşturmuştur. Hukuk benim. Ben ne dersem o bana sadakatle sorumlusun ey yargıçlar ey dava. Dolayısıyla ortada iddianame, savcı, metin, yargılama bunlar yok. Yani bir yönüyle yargıçların, mahkemelerin, sanığın suçlu olduğunu ispat yükümlülüğü yok. Hukuk reisin Ankara'nın sarayı uhdesinde. Tipik bir nazi uygulaması. Yani böyle bakın. Ve sonra devam etti. Hiçbir ülke dağdaki eli kanlı teröristlerin tünel kazarak belediyelere sızmasına göz yummaz dedi. Ve dört gün sonra Yeni Şafak bu başlıkta çıktı. Erdoğan bunu dedikten dört gün sonra. Hiçbir ülke dağdaki eli kanlı teröristlerin tünel kazarak belediyelere sızmasına göz yummaz. Dört gün sonra da bu manşeti attırdılar. Hiçbir şey ezbere yürümüyor. Hepsi belli bir sıralı şeyle yürüyor. Belli bir ajandayla falan yürüyor. İktidarın böyle bir ajandası var. Muhalefete bakıyorsunuz hiçbir ajandası yok. İktidar bu ajandayla yürüyor, ona göre bir politika geliştiriyor, bir yerde ters teperse veya direnişle karşılaşırsa biçim değiştiriyor, B planını, C planını devreye sokuyor. O arada muhalefet liderlerini sıraya dizmiş, her biriyle görüşüyor veya ayağına gidiyor filan. Bir ajandası var ve Seçim sonrası birkaç günlük dağınıklıktan veya strateji belirlemek yani zamana da ihtiyaç var. O zaman kazanıldıktan sonra ondan sonra oyun planı devreye kuruluyor. Ve bu her defasında böyle oluyor. Her defasında böyle oluyor. AKP'nin bölgede oyunun erimesinin, gerilemesinin bir manası yok. AKP'nin evet bölgede oyu gittikçe geriliyor. Bunu değiştirmeye çalıştılar. İşte taşımalı oyla, askerleri, polisleri bölgeye göndererek, sahte seçmen kayıtlarıyla. Res, kısmen birkaç yerde şırnak gibi falan başarılı oldular ama döndüremediler. Bakın Hakkari'de e, aradaki fark çok küçüktü. Yani e, Hakkari Belediyesi, geçen hafta kayım atanan Hakkari Belediyesi'ni eğer biraz daha yüklenseydi AKP, kendi adayına kazandırabilirdi. O kadar insan taşımışlar. Ama Kürtler de asıldı, seçmen de asıldı ve neticede Mehmet Sıddık Ateş, Akış seçildi. Ama sonra ne oldu? 19 yıl cezaevi, 19 yıl hapse mahkum ettirilip cezaevine kondu. Diyarbakır halkı neden sokakta? Çünkü öfkeli. Çünkü sıranın kendilerine geleceğinin farkındalar. Çünkü demokrasiye inançları kayboluyor. Yani taşımalı oylarla mücadele ettiler, kayımla mücadele ettiler, kolluk gücüyle mücadele ettiler ve tekrar gittiler. Üçüncü kez bir kere daha güçlü bir biçimde belediye başkanını seçtiler, seçtirdiler neyse. Fakat olmadı olmuyor her defasında iktidar bildiğini okuyor. Son üç seçimdir. Bu senede yaklaşıyor yaklaşmakta olan, geliyor gelmekte olan. Dolayısıyla Diyarbakır halkı dün geç vakte kadar sokaklardaydı. Halk e, iradesine ancak kendinin sahip çıkacağını, kimsenin yardımına koşmayacağını biliyor ve farkında artık bunun. İktidar da bunu ölçüyor, bu nabza bakıyor. Yani iktidar şu anda CHP'nin, İyi Parti'nin filan nabzını tutuyor değil. Doğu Güneydoğu'da kayyım atadığımızda ne olacak? Halkın nabzı nedir? Halk bu defa da sineye çekecek mi? Bu nabzı tutmaya çalışıyor. Yoksa CHP'nin ne düşündüğünün hiç e, önemi yok ki zaten CHP yatmış durumda bu konularda yani. Maalesef yani üzgün üzülerek söylüyorum. Dolayısıyla CHP'nin ne tepki vereceğinden ziyade halkın reaksiyonuna bakıyor ve belli ki bu defa reaksiyon daha yüksek olacak. Çünkü Diyarbakır'da dün bunun işaretleri verildi. Evet. Bakın yani gündem o bu değil. Gündem ekonomi. Bunu çokça önüme düştüğü için Twitter'dan kestim getirdim. Yeni plat yeni ismiyle X platformunda Mado maliyetlerden dolayı kilo dondurma satışlarında külahlarımız ücretlidir demiş. Boş külah 6.5 TL al alıyor. Durum budur. Milli Gazete'de ekonomist profesör doktor Osman Altu ekonomi yönetimi değil şu anki yönetim. Zarar yönetimi demiş ki gerçekten öyle. Yani gündem bu. Gündem Hırsızların katillerle bir bir olup iş tutması. Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in yaslı eşi katledildi geçtiğimiz sene. İşte iddianame çıktı, iddianame içi boş. Bütün oklar MHP'yi, Ülke Ocakları Genel Merkezi'ni gösterdiği halde ne olduğunu takip ediyorsunuz. Bir kere daha, iki, bir ay sonra bir kere daha Özgür Özel'i, CHP'yi ziyaret etti Ayşe Ateş ve Erdoğan'la Geçen hafta görüşecektik. Enteresan bir şey söyledi. Fakat Bahçeli'nin açıklamaları sebebiyle görüşme gerçekleşmedi dedi. Erdoğan iptal etmiş görüşmeyi. Devamla şunu söyledi Ay Ayşe Ateş. Bahçeli bunların sırtını sıvazlamayın, bunları korumayın şeklinde üstü kapalı bir çağrıda bulundu. Sanırım bu sebeple çağrılmadık. Ve görüşme gerçekleşmedi. Normalde geçen hafta görüşecektik. Enteresan, enteresan bir şey anlatmış. Enteresan bir deşifrede bulunmuş. Ayrıca Olcay Kılavuz hakkında ki MHP'deki görevi eski ülke ocakları başkanı MHP Mersin milletvekili bütün bütün oklar onu gösteriyor Sinan Ateş cinayetinde. Olcay Kılavuz hakkında da e, mızrak çuvala sığmıyor hiç kimse bu işten kaçamayacak dedi. Evet gündem bu. Çanlar stat statiko için çalıyor derken ilk bölümü böyle noktalayayım ama ikinci bölüme geçelim. İkinci bölüm Gazze. Dört rehine için yüzlerce sivil öldürüldü dünyanın gözü önünde. Hafta sonu bu oldu. Yani İsrail dört rehineyi kurtarmak için Gazze'nin orta yerindeki Nusayrat mülteci kampında en az 274 Filistinliyi katledip 698'ini yaraladı. Ölenlerin 64'ü çocuk ilk tespitlere göre 57'si kadın. Yaralananların %53'ü çocuk, 161'i kadın en az rakamlar. Biden da aradı Netanyahu'yu dört rehineyi kurtardığı için tebrik etti. Batı medyası da dört rehinenin kurtuluşuyla... ...binlerce ölüyü ve bu son ölümleri falan görmedi, görmezden geldi. Arada küçük geçiştirildi, böyle yani. Yani burada insan hayatının değeri ve... Benim insanım, benim kanım, benim canım, benim dinim, benim işte kutsalım, benim dindaşım neyse filan gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ayrıca baştan beri de onu söylüyorum 7 Ekim'den bu tarafa. İsrail'in çok fazla rehineleri önemsediği de yok. Fakat önemsiyormuş gibi görünüyor. Onlar üzerinden bir iş tutuyor Gazze'de. Yani rehineleri teslim etseler bile biz vazgeçmeyeceğiz türü İsrailli yetkililerin açıklamaları vardı. Hamas rehillereleri çoktan teslim etmeliydi. O da yerin dibine batsın. Yani bu yaşanan olayların mühim sorumlularından biri. Elbette Netanyahu kadar değil ama sıralamada var yani. Şimdi e, onlar da tutarak bugünlere kadar gelmesine vesile oldular. Fakat verseler dahi durum devam edecekti ama en azından İsrail'in bugüne kadar 7-8 aydır durumu sürdürmesine de çarak tutmuş oldular. Elleri güçlü değil. Rehineleri ellerinde tutarak yaşanan katliam, yaşanan katliamlar işte batı görmüyor. Rehineler kurtarıldı diye başlıklara çekiyor. Ama o kadar insan ölmüş. Yani 37 bin ölü 85 bin yaralıdan bahsediyoruz en az. 7 Ekim'den bu tarafa. 7 Ekim 2023'ten bu tarafa. ABD'nin ABD'nin etkisi olmaması mümkün mü? Sadece silah mühimmat değil. Amerikalı askerler istihbaratıyla, know-how'uyla neyse teknik, taktik her şeyle İsrail askerlerin yanında. Yani birlikte iş tutuyorlar. Orada işte İsrail savaş kabinesinden iki üye istifa etmiş filan. Böyle durum var. Neyse artık. Yani Birleşmiş Milletler kampını vurdunuz Seyrat'ta İsrail. Dört rehineyi kurtarmak için. Ki 2.3 milyon insanın 7 Ekim'den önce %68'i BM sorumluluğundaki 8 kampta yaşıyordu. Nuseyrat'ta onlardan biriydi. 120 bin nüfuslu. Ben de anlatıyorum. Ama Çanlar Statüko için çalıyor. Elbette e, şu anda yanına, yanına kar kalıyor e, bu tür konular e, dünyada. Ama Bakalım iş nereye gidecek? Yani dünya kamuoyunun göz önünde oluyor her şey. AfD'nin Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasındaki seçimleri var, ee, sevinci var Alman AfD'nin. Ee, Avrupa genelinde Avrupa Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı ee, son 3 gün ee, işte cuma cumartesi pazar günleri ee, ve bu seçimlerde Avrupa Parlamentosunda liberaller, liberaller ve yeşiller e, eridi. Ee, Almanya'da iktidar koalisyonu güç kaybetti. Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi tarihinin en kötü sonucunu aldı. O arada Merkel'in partisi iyi bir performans gösterdi. AFD ise oyların %15.6'sını alarak ikinciliğe yükseldi filan. Yani en net kazanan Başbakan Angela Merkel'in partisi ittifak ...oyları oldu ama... E, ...bakalım iş nereye gidecek... E, ...bekliyoruz. En dramatik değişiklik... ...Fransa'da. E, Le Pen'in... ...Ulusal Birlik e, Partisi... ...iki katına yakın. Macron'un... ...partisinin, e, Macron'un... ...Rönesans'ının iki katına yakın oy aldı. E, pek çok ülkede... ...yani AFD'nin yükselişi... ...ne bileyim Belçika'daki durum... ...onu da söyleyeyim. E, Belçika'da... ...Başbakan istifasını açıkladı ve... ...Avusturya'da denklem değişti... İtalya'da Giorgia Meloni'nin Partisi Zafer Kazancı Parlamento'da en fazla tems temsilciye sahip üçüncü ülke oldu filan. Yani Avrupa Parlamentosu'nda Fonderleyen e, işte neyse ittifak e, mevcut e, ba baskın e, yönetim veya egemen yönetim zayıflayarak da olsa eski gücünü koruyarak olmasa da e, belki bir dönem daha götürecek gibi görünüyor ama e, mevcut yönetimlerin mevcut yönetimler için ve elbette statiko için ...çanlar çalıyor. Ben de bunu böyle yorumluyorum. Liderlik... ...184 vekil çıkaran Avrupa Halk Partisi'nde kaldı ama... ...Sosyal Demokratlar ittifakı ikinciliği koruyor. Muhafazakar ve reformistlerle... ...kimlik demokrasiye güç kazanmış görünüyor. Liberal eğilimli... ...Renew Europe ve Yeşiller... sandalye kaybetmiş görülüyorlar. 720 üyeli Avrupa Parlamentosu'nda... ...5 yıl süreyle görev yapacak... ...isimler 27 ülkede... ...işte belirlendi filan. Fakat... Ee, İtalya mutlu olurken Fransa seçimleri yeniliyor. Olaf Scholz ise mühim bir karar aşamasında belli ki seçimler normal zamanında olacak gibi görünmüyor. Çünkü çünkü Olaf Scholz bizzat, bizzat, çıktı kampanya yaptı. Fakat dikkat ederseniz bu konunun başından beri kullanmadığım bir kelime var. Aşırı. Bunu özellikle kullanmadım. Çanlar statüko çalıyor, için çalıyor derken o. Bir dizi soru sıraladım. Şimdi bizim görevimiz ee, yaşanan gelişmeleri hele özellikle Avrupa parlamentosu seçimleri gibi bir laboratuvar olarak ele alıp neden oluyor niçin oluyor ve böyle sonuçlar e, neyi işaret ediyor iş nereye yürüyor bunu anlamak anlamaya çalışmak yoksa etiket dediğinizde bir başta tarafsızlığınız gidiyor iki görüşünüz belli oluyor üç artık ondan sonra sizin bir şey söylemenizin bir manası yok yani aşırı sahnedir Aşırı olacak aşı diye kalmış. Bu tabiri kimler kullanır? E, kimler niye destek veriyor? Oyları neden ve nasıl yükseliyor? Milli iradeye neden eleştirel bakılıyor ki sandıktan çıktılar? Halkın oyu. Sağın tanımı ve aşırısı nedir? Solun tanımı ve aşırısı nedir? İktidara gelirlerse ne olur? Gelince ne oldu ne oluyor? Şans verilebilir mi? Başarılı olma ihtimali nedir? Sola göre sağ nedir? Sağa göre sol nedir? Aşırı sol var mıdır? Aşırı diye tanımlarken asıl korku nedir? Sorular bunlar. Ve bu sorular sorulmadığı için de e, ve bu soruların cevaplarına bakılmadığı için de bambaşka bir sloganla, sloganlaştırarak yürüyor. Liderler bahsedilirken faşist lider kazandı. Başınızdaki insanların faşist olmadığının kanıtı nedir? Şimdi ekonomik belirsizlik ve işsizlik var mı? Bu ülkelerde var. Göç, göçmen sorunu var mı? Var. Kültürel ve kimlik sorunları var mı? Var. Siyasi güvensizlik var mı? Var. Ne bileyim e, elit karşıtlığı var mı? Var. Vergenin, ne bileyim e, paranın, neyse sermayenin adil dağılımı filan problemleri var mı? Var. Medya bağımsız mı veya medya statü, statikoya mı hizmet ediyor? Böyle bir problem var mı? Var. E şimdi bütün bunların hepsinin altına var 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 dediğinde Avrupa Birliği karşıtlığı büyürken bunun nedenlerine bakılmadığında, Amerika karşıtlığı büyürken bunun nedenlerine bakılmadığında, biz Amerika'nın uydusu olmak istemiyoruz diyen insanın neden böyle söylediği ve bunun nedenlerine bakılmadığında, dolayısıyla bu so sonuçlar da doğru analiz edilmemiş olur. Pek çok ülkede, pek çok ülke yönetimleri, idareleri bugün medyaları aracılığıyla attırdıkları başlıklarla aşırıdan daha aşırılar, faşisten daha faşistler. Buna böyle bakın. Bu konuyu daha çok konuşuruz ve bu konu daha çok su kaldırır. Fenerbahçe'de Ali Koç 3. dönem başkan seçilmiş. Tebrik ederiz. Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasındaki fark 6000 bin gibi görülüyor. Fakat hafta sonu benim alanım da olduğu için belirteyim. Her ikisi Habertürk'te bir yayına çıktılar ve çok rezildi baştan sona. Gerçekten e, yüz karası bir işti. Karşılık yani gerek gerek yayının son ana kadar netleşmemesi, gerek moderatör tartışmaları, gerekse yayının biçimi, oturma biçimleri, konuşmaları arada e, ileride bakarız. Birbirlerini suçladılar. Yani geriye doğru pek çok kumpas dedikleri konunun gerçek olduğu ortaya çıktı. Bir de bu var. Bir sürü şey var. Sonuçta ne olduysa oldu fakat çok kötü bir sınav verildi. E, ve Türk futbolunun da ve özellikle işte son Fenerbahçe'deki liderlik mücadelesinin de Türkiye'deki genel geçer pek çok konudan farksız olduğu ortaya çıktı. Koca koca insanlar, belli bir kalibrede olması beklenen insanlar, belli bir kalitede olması beklenen insanlar tüm kalitesizliklerini ve sığlıklarını ortaya koydular. Böyle diyebilirim. Evet. İyi şey yok mu? İyi şey yok gerçekten ama Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Apollo 8 misyonunda çalışan yer alan eski astronot William Anders vefat etti, 90 yaşında bir uçak kazasında. O 1968'de Apollo 8 görevinde dünyanın doğuşu adı verilen bir fotoğrafı çekmişti... Dünya böyle yükselirken Ayda e, bu fotoğrafla noktalıyorum. E, manşeti bugün çok güzel bir fotoğraf. Dünyanın doğuşu Earthrise İngilizcesi. Evet, ne kadar güzel paha biçilmez bir fotoğraf, paha, biçilme, paha biçilmez bir görüntü. Bu görüntüyü canlı görmek ve seyretmek ki 1968'de buna tanıklık ettiler astronotlar. Bu görüntüyü canlı görmek ve seyretmek paha biçilmez. Yani bu görüntüyü canlı görüp seyrettikten sonra ondan sonra yaşamanın da bir anlamı yok diyebilirsiniz. Ama bu astronot bu fotoğrafı çektikten sonra uzun yıllar yaşadı ve 90 yaşında vefat etti. Diyor ve bir manşeti daha noktalıyoruz. Salı kendi günü saatinde gene ikinci gün haftanın ikinci gün gelişmeleriyle tekrar karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.